CHP'nin elindeki 11 büyükşehir belediye başkanlığı ve 200'ü geçen ilçe belediye başkanlığı. Bunun siyaseti yönetmekle ilgili çok büyük bir güç olduğunu unutmayın. Türkiye yüz ölçümünün en önemli bölümünü ve Türkiye'de üretilen ekonominin, iş dünyasının ve sermayedar sınıfının en güçlü yöneticisi şu anda CHP belediyeleri. Onun için çılgınca İstanbul'u geri istiyor hem Sayın Bahçeli hem Sayın Erdoğan. İstanbul'u kazanmak ateşten bir gömlek, hiç kolay bir şey değil. Ekrem Bey eğer İstanbul'u bir kez daha hem de hayalini kurduğu şekliyle ve bugün tariflediği şekliyle ilçelerdeki çoğunluk belediyeleri de kazanarak ve belediye meclisini de kazanarak alırsa kimse kendisinin önünde duramaz. Evet, bu yani benim bugünkü basın toplantısında anladığım bu. Bence iktidar tarafında çok rahatsız etmiştir bu basın toplantısı. İmamoğlu'nun güçlü bir şekilde bir kez daha İstanbul'u istediğini ifade etmesi ve yıpratılmış bir Kılıçdaroğlu-İmamoğlu ilişkisinin belki de yeniden tesisi için bir kapı aralamış olması İmamoğlu'nun bütün eleştirilerini de yaparak. Yetişkin tavır budur zaten yani, Allah Allah. Yani ne yazık ki işte dediğim gibi çok uzun zamandır bir tek adam sistemin içinde yaşanıldığı için insanlar unutmuş bunu. İki yetişkin birbiriyle çok sert konuşmalar yapıp birbiri hakkında eleştirilerini dile getirip sonra da birlikte yol yürüyebilir arkadaşlar. Yetişkin tavır budur. Diğeri ergen tavır. Küstüm. Yani öyle bir şey yok. Koskoca adamlar var karşımızda. Yani 1000 yıldır siyaset yapan adamlar var. Yani öyle bir şey yok. Onun için şimdi bu tesis edilebilirse çok ilginç şeyler olabilir. Bu olmasın diye bakın neler yapılacak şimdi. Bunu izleyin lütfen. Akıllı olalım hep beraber ve görelim bu ilişki yeniden tesis edilmesin. Aman efendim bu köprüler yakılsın. Herkes Kılıçdaroğlu'na hakaret etsin. İmamoğlu'na alkış yapsın ama o falan bunlar. Oo, neler olacak şimdi? Neler olacak? Bunları bence izleyip görelim. Ama diğer durumda da bir kez daha söylüyorum. İmamoğlu bugün tarifini yaptı. O sacaya içerisinde İstanbul İttifakı'nı kurup İstanbul'u alırsa ben zaten bunu aylar önce söylemiştim. Duyalım ne demişim. İmamoğlu'nun sadece İstanbul Büyükşehir'i değil, bütün ilçeleri ve belediye meclisiyle İstanbul'u almaya hazırlandığı söyleniyor. Eğer böyle bir şey olursa, bunu başarabilirse Sayın Ekrem İmamoğlu, onun genel başkanlığının önünde hiç kimse duramaz, onu da söyleyeyim yani. Evet, benim bugünkü basın toplantısıyla ilgili yapacağım yorumlar, analizler böyle. Uzunca bir basın toplantısı oldu, uzunca da bir yayın oldu, saat 2'ye geldi neredeyse.